3 belediye başkanı görevden alındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bediye Özgökçe Ertan. Kendisi şu anda telefon attığımızda kendisiyle konuşacağız. Bediye Hanım merhabalar, hoş geldiniz yanımıza. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum tabii size. Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Çünkü hukuki bir dayanak yok. Bununla ilgili çok fazla tartışma götürecek bir argüman da yok karşı taraftan gelen. Zaten tamamen iddialar üzerine, sonuçlanmamış gündemler üzerine. Aynı zamanda YSK'nın da sizin adaylığınızda herhangi bir problem görmediği de bariz bir şekilde biliniyor. Neler söylemek istersiniz ilk olarak bu görevden almayla alakalı? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sesimin ulaştığı herkese saygıyla selamlıyorum. Bugün ikinci defa bir kayyum darbesiyle aslında Türkiye demokrasisine bir kere daha siyasi bir darbe söz konusu olmuştur. Bu hepimizin geleceği açısından, gerçekten Türkiye'nin aydınlık geleceği açısından oldukça kritik, oldukça tehlikeli bir karardır. Hükümetin bizleri görevden alma iradesi bugün aslında şu anlama geliyor. Halkın seçme ve seçilme hakkına karşı gelen, halkın iradesini ve kendisini, kimliğini, varlığını bir oy vermekle hangi nitelik birleşiyorsa işte o bütün nitelikleri yok sayma anlamına geliyor. Çünkü bu halk 31 Mart'ta seçim sandığına giderek bütün bu düşüncesini ortaya koydu ve bizleri seçti. Aynı zamanda kayyum politikasına cevap verdi. Çünkü önceki dönemde de yine bizim halkımızın oy verdiği belediyeler aynı yöntemle OHAL KHK'sı ile görevden alınmışlardı ve yerlerine kayyum atanmıştı. Şimdi bu kayyum OHAL döneminin bir garabeti, gerçek anlamda bir garabet, hukuktan, ahlaktan nasibini almamış bir tarz ve üslup. Yani bu bütün politika açısından söylüyorum. Hukuk devleti ilkesi yok sayılmıştır. Demokrasi ayaklar altına alınmıştır. Birçok yönü var elbette. OHAL KHK'larıyla hakkında soruşturma açılmış olması bile yeterli kabul ediliyor. Yani TMK kapsamında bir soruşturma var ise suçlu olup olmadığına bakılmaksızın, onun delilinin olup olmamasına bakılmaksızın bir halkın seçtiği irade yok sayılıyor. Yani bu dediğim gibi seçme ve seçilme hakkına yönelmiştir. Çok daha derin bir anlamı vardır. Halka yönetme kabiliyetini ortadan kaldıran bir tarz dayatılmıştır. Kayyum işte bu OHAL KHK'sı kanun haline geldikten sonra da pamuk ipliğine bağlı bir süreç işledi. Halk her şeye rağmen sandığa gitti, bütün inancını ortaya koydu ve yeni bir süreç başlıyor. Geçen dönemin bahaneleri artık yok. Yani çünkü bir algı yaratılmıştı ve o algı üzerinden bir kamuoyu oluşturulmuş, bir rıza imalatı söz konusu olmuştu. Şimdi ise hiçbir gerekçe yok. Sadece TMK kapsamındaki soruşturmalarımız. Yani benim hakkımda hiçbir soruşturma olmasa bile diyelim ki bir kişinin benden hoşlanmaması sebebiyle hakkımda yaptığı bir şikayet ve bir savcının onu ciddiye alıp soruşturma başlatması bile aslında bu yasaya cevaz veriyor. Yani bu uygulamaya cevaz veren bir yöntem olarak güvencesiz. Dolayısıyla adaletsiz ve hukuksuz bir dayanağı söz konusu oluyor. Yani bütün bunları içeriyor. Benim hakkımda milletvekili döneminde yaptığım her konuşmaya TMK kapsamında dava açılmış. Hatta genel başkanımı dinlerken konuşmasına tepki göstermediğim için hakkımda propagandadan dava açılmış. Yani bir hakkımda açılan davaları tek tek kamuoyu bilirse eğer gerçekten karşı karşıya kaldığımız durumun ne kadar haksız, ne kadar hukuksuz ve mesnetsiz olduğu bir kere daha görülebilir. Tabii. Öte yandan eş başkanlık sistemine vurgu yapılıyor gerekçe de. Eş başkanlık sistemi bizim bugün bir anda sürpriz diye ortaya koyduğumuz bir şey değil ki. Eş başkanlık sistemi bizler açısından kadınların siyaseti temsilinin önünü açan bir uygulama. Ve dünya demokrasisine bir armağan. Bütün dünyada bütün partiler artık HDP'nin bu sistemini gündemine almaya çalışırken kadınlara seçme, seçilme yani siyasette temsil gerçek anlamda söz ve karar yetkisi
sahibi kılma özelliği ve formülü tartışılırken biz bunu halka vaat olarak sunmuşuz, topluma model olarak sunmuşuz ve toplum bunu kabul ederek bize oy vermiş. Dolayısıyla aynı zamanda seçim kanununda da yer bulan ve siyasi partiler için önü açık bir uygulama olan eş başkanlık sistemi pekala yasalara yasal olabilecek vaziyettedir. Bizi bununla suçlayamazlar. Eş başkanlık sistemi zaten kararların birlikte alındığı, daha doğrusu işte yerel demokrasiyi güçlendiren bir yöntem. Yani adalete veya hakkaniyete aykırı değil, tam aksine onu güçlendiren, yerel yönetim kurgusunu güçlendiren bir anlayış. Bir de şöyle bir şey yazmışlar. Hı hı. Yani gerekçeler kısmını uzun uzun anlatıyorum. Belki zamanımız önemli aslında. Evet. Zamanımız kısa değil. Buyurun. Pardon. Bizler hakkında hem eş başkanlık uygulaması hem de hukuki dayanağı olmaksızın daire başkanlarının yerlerini değiştirmeyle ilgili bir gerekçe sunmuşlar. Şimdi biz yönetim olarak geldiğimiz zaman kayyumun atadığı yönetimle çalışmak zorunda değiliz. Her seçim seçilen kendi ekibiyle çalışmak ister ki projelerini ortaya koyabilsin. Bu herkes için normal kabul edilen, olağan kabul edilen hal iş bize gelince nedense hukuka aykırı oluyor. Şimdi biz zaten göreve gelir gelmez bütün daire başkanlarını toplayarak gerçek anlamda halka hizmet sunacak, memuriyet görevini liyakat çerçevesinde yapacak herkesle çalışacağımızı söyledik. Ve bir iki ayda böyle çalıştık zaten ama fark ettik ki daha fazla yol gidemeyeceğiz. O yüzden onlarla çalışmak durumunda değiliz. Pekala o kadrolar için başka görevliler bulmak mümkün ki belediye kadrosu içerisinde KHK ihraçları sonrasında zaten çok ciddi anlamda personel yetersizliği, memur yetersizliği var. Kıt kanaat bu imkanları maksimum düzeyde verimli kullanmaya çalışırken böylesi bir ithamla karşılaşmak gerçek anlamda hukuksuzluk. Onun dışında bir de ayrımcılık yaptığımızdan bahsediliyor. Böyle bir şey asla yok. Bir AKP'li belediye başkanının talebi, yakıt talebiyle ilgili bir de HDP'li belediyelerin yakıt talebiyle ilgili topluca biz reddetmişiz. Çünkü belediyenin borç içinde bulunduğu borç batağı 1.5 milyar. Yani kayyum döneminde üretilen borç miktarı bu kadarken bizim de imkanlarımız kısıtlı. Elimizdeki bazı imkanları evet gerçek anlamda çaresiz durumda olan belediyeler için bir belediye için kullandık. Onu da meclis kararıyla aldık. Kaldı ki belediye kanunu 75. madde çok açık. Der ki işte kamu hizmeti olacak her türlü faaliyet için belediye meclis kararıyla böyle kararlar alabilir, yardım edebilir. Bunun için kimseye hesap verecek değiliz. Biz reddederken topluca meclis çözüm tutanakları da var. Ama her ne hikmetse bir rıza imalatı oluşturmak üzere bundan yaklaşık 20 gün önce AKP'li bir başkanın ve meclis üyesinin tweet'i sonrasında meclis Mersin Cumhuriyet Savcılığı kendine vazife edinmiş ve bizler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ayrımcılık yaptığımız iddiası bundan ibarettir. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani bu bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaya müsait tabii ki. Tabii. Siz hepsine cevap verdiniz aslında. Çok çok kritik 4 tane madde saydık burada. Hepsine de ayrı ayrı cevaplarınız var. Çok çok teşekkürler. Ben birkaç şey daha sormak istiyorum. Birincisi bekliyor muydunuz böyle bir operasyonu yani İçişleri Bakanlığı tarafından? Yani böyle bir tehdit hep vardı. Yani mevzuat düzen değişikliği olmadığı sürece biz güvencesiz bir ortamda hizmet verdiğimizi, çalıştığımızı zaten görüyorduk. Ve sürekli olarak personel üzerinde olumsuz etki yaratacak düzeyde kayyum geliyor, kayyum gelecek iddiaları sürekli pompalanıyordu. Ve üstelik az önce bahsettiğim şekilde bir savcılığın başlattığı işte soruşturma bütün basında yer alınca halkta da böyle bir inanç olmaya başladı. Yani bunu bile oluşturdular zaman içerisinde. 4 aydı zaten görevde kaldık. 4 ay boyunca sadece geçen dönemin heba ettiği ya da çarçur ettiği imkanlardan tasarruf ettiğimiz için biz parklar yaptık, çöp alanlarını ıslah ettik, asfalt yol yaptık, dünya kadar tarım arazisi yolu açtık ve gerçekten de verimli kullanılırsa bütçe pekala 7-8 ay içerisinde o devasa borcu da eritebileceğimizi ve halka hizmet sunacağımızın da bilincindeydik, görüyorduk çünkü. Şimdi bu imkanlardan tamamen yoksun bırakılmış durumda biz kayyum yönetiminin pratiğini gördük yani şu ana kadar durum ortada. Peki şunu soracağım, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada geçici görevden alma diye
bir ifade var. Örneğin bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Geçici ifadesiyle ilgili özellikle. Yasa gereği zaten geçici görevden uzaklaştırma demek zorunda. Yasa öyle çünkü. Yani eğer sabit bir suç olursa, eğer bir mahkeme kararı çıkar ise yine kanunen geçici değil, bu sefer kalıcı görevden alma söz konusu olabilir. Şu an ellerinde bir şey olmadığı için hani somut bir, çünkü bir sabit olan bir hüküm yok. Sadece soruşturmalar var ve bahsettiğim şekildeki soruşturmalar. Ben bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılandığım zaman bir hukukçu olarak da bunu söyleyebilirim. Kesinlikle beraat edeceğimden %100 eminim. Çünkü en nihayetinde hakkımda bir soruşturma açılmışsa yargılanmak ve aklanmak benim de hakkım, ama bu sürecin gerçek anlamda tarafsız, bağımsız yargı eliyle yürütülmesi lazım. Bizim hakkımızda, HDP'liler hakkında 4 yıldır süregelen bir algı yönetimi var zaten. Bir anda gerçekten işte toplumsal kutuplaşma derinleştirildikçe bizler hakkında işte bir söylem üretmek çok kolay, bizler hakkında tasarrufta bulunmak hemen çok kolay, kayyum atamak çok kolay geliyor. Çünkü toplum öncesini hazırlıyorlar. Ama şunu unutmamak gerekir. Bugün itibariyle kayyum atanarak meclis de lağvedilmiştir. Meclis toplantıya çağrılmayarak sadece memur üyelerden oluşan meclisle, yani yine atanmış memurlardan oluşan meclise karar almaya devam edecek kayyum. Bu şu demek, AKP yani AK Parti seçmeninin de seçerek gönderdiği meclis üyeleri bütçe yönetimini yapamayacak, belediye yönetiminde söz sahibi olamayacak. Yani bunu herkesin düşünmesi lazım. Kayyum atamak demek sadece bizim irademiz değil, ama bütün seçilmişlerin, bütün kentin iradesine el koymak anlamına geliyor. Ve bu Türkiye demokrasisi açısından çok çok ciddi bir tehlike barındırıyor. Bugün gerçek anlamda demokraside buluşmak, asgari adalet ölçüsünde ve hakkaniyet ölçüsünde buluşmak ve ayrıca bunu savunmak, asgari adalet ölçülerini savunmak hepimizi güvenceye alan bir yöntem olacaktır. Bu anlamda ben bütün demokrasi kesimlerini, adalete sahip çıkan kesimleri, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanan kesimleri dayanışmaya davet ediyorum. Evet, aslında son çağrınızı biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü orada özellikle bu gün boyu çok ciddi tepkiler yükseldi. Farklı partilerden de geldi tepkiler. Sosyal medya hesaplarından özellikle paylaşımlardan bunlar. Seçilmiş diğer belediye başkanları buna tepkisini gösterdiler. Ama örneğin bazı talepler de vardı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın bir talebi vardı. Bütün büyükşehir belediye başkanlarını sizlerin yanına davet ediyordu. Böyle bir çağrınız var mı? Daha somut olarak aslında şunun yapılması lazım diye bir öneriniz var mı? Bu başka partilere bir çağrı şeklinde de olabilir. Genel toplumsal bir öneri de olabilir. Neler yapılmalı sizce? Evet, evet, gerçekten bugün belediye meclis üyesi, belediye başkanı olarak seçilen herkes göreve geldiği andan itibaren o bütçeyi kullanırken, kararlara imza atarken hangi vebalin altına girdiğini bilerek imza atıyor. İnanın hiç kimse çok kolay harcayamaz bu yetkiyi. Bu anlamda halka hizmetin bütün geleceğimize hizmet etmek olduğunu bilmesi gereken ve bu anlamdaki iradeye sahip çıkmak isteyen bütün belediye başkanlarının bu hukuksuzluğa dur demesi gerekiyor. Çünkü bu güvencesizlik hepimizi sarar, hepimizi yakar. Geleceğimiz tehlike altında. Türkiye'nin içinde bulunduğu son dönemdeki atmosferi de dikkate alırsak, gerçekten Türkiye'nin bu koşullardan çıkmasının, bir iç savaş tehdidinden uzaklaşmasının ya da Türkiye'nin bütün yapısının, Türkiye'deki bütün toplum kesimlerinin adalet içerisinde bir arada yaşamasının tek modeli dayanışmayı artırmak, herkes için güven sağlayan mekanizmayı güçlendirmektir. Bu da adalettir, hukuktur, demokrasidir. Bu anlamda bu değerlere sahip çıkan, yani hiçbir ayrım gözetmeksizin halk, bize oy verenler, hangi partiye oy verirse versin, bu Türkiye'yi oluşturan herkestir, her değerdir. O yüzden bu değerleri seven, saygı gösteren herkesin düşünce fark etmeksizin bu hukuksuzluğa dur demesi gerekiyor. Ben sizler aracılığıyla bütün belediye başkanlarından, bütün meclis üyelerine bir kere daha bu çağrıyı yapmak istiyorum. Evet. Bugün gerçek anlamda hukuksuzluğa dur deme ve bu hukuksuz kararı geri alma, ayrıca güvencesiz yasaları o hal
KHK'larıyla kanunlara yedirilmiş o haksız düzenlemeleri artık son bulma ve Türkiye'nin önüne açma. Bir dayanışma çağrısı da bulunuyorsunuz aslında, evet, değil mi? Evet, bir dayanışma çağrısı da bulunuyorum. Biz HDP'liyiz ama biz uzaydan gelmedik. Asırlardır bu topraklarda yaşıyoruz. Belki farklı kültürlerimiz ve farklı bir dili konuşuyor olabiliriz ama hepimiz Türkiye'yiz. Biz olmasak Türkiye eksiktir. Bu anlamda birbirimize dayanışma borcumuz vardır. Bütün halkların. Bu anlamda eğer birlik, beraberlik ve gerçekten Türkiye'nin aydınlık geleceği hayal ediliyorsa, isteniyorsa işte bu Kürt'ü dövmemekten geçer. Kürt'ü ötelememekten geçer. Bizler bu anlamdaki ayrımcılığı kabul etmiyoruz hem de hiç hak etmiyoruz. Bizler de bu toprakların bir parçasıyız. Geleceğimizi burada görüyoruz. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Ve ayrımcılık yapmak bize sadece Türkiye toplumu olarak kaybettirir. 2013 döneminde sadece umudu bile, yani bir arada yaşamanın umudu bile toplumu hangi seviyeye çıkardığını hatırlayalım. Evet. Ekonomiyi ve diğer koşulları, empati ruhunu ve gerçekten birbirini anlama ruhunu nasıl geliştirdiğini hepimiz hatırlamalıyız. Bizim bundan başka, birbirimize sarılmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Peki, çok çok teşekkürler. Çok ben çok geçmiş teşekkür olsun. Ediyorum bu fırsatı yarattığınız için. Herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu yoğunluğunuzda bizi kırmadığınız için. Evet.